Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Aygenman Veronelli firmasına konuk olduk. Satış müdürümüz Sayın Aslı Taşkoparan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Aslı Hanım, burada bulunmaktan çok mutluyuz. Dünya konuklarını ağırlıyoruz hep birlikte bu güzel fuarda. Malum ilk gün ama nasıl geçiyor fuar diyeceğim öncelikli olarak. Oldukça hareketli geçiyor ilk gün ama neredeyse hiç boş kalmıyoruz diyebiliriz. Yurt dışından tedarikçilerimiz de buradalar. Bize destek oluyorlar. Mutluyuz. Oldukça keyifli, güzel. Evet. Süper. Gelecek günlerin daha da keyifli olmasını diliyoruz sizler ve tüm katılımcılar için. Sağ olun. Burada Aygenman Veronelli olarak yerinizi aldınız. 1900'lara dayanan keyifli bir geçmişin Türkiye'mle buluşması ve bu standa yerini alması aslında. Ama ben bunu tabii ki sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Aygenman Veronelli 1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde kurulmuş. Kimyasal ham madde üreticisi ve distribütörü olan bir firma. İtalya'da 3 tane üretim tesisimiz bulunmakta. Kauçuk, kozmetik, plastik gibi farklı sektörlere hitap eden kimyasal ham maddeler üretiyoruz. 320 milyon euroluk bir ciroya sahip. Türkiye dışında İspanya, Rusya ve Portekiz'de de kendi organizasyonu bulunuyor. Aygenman Veronelli Türkiye pazarına 2010 senesinde distribütör olan Parkin firmasının çoğunluk hisselerini alarak girdi. Daha sonra 2016'nın Ocak ayında kalan hisselerini de aldı ve kendi tüzel kişiliğini kurdu. İtalya'da kauçuk sektöründe oldukça güçlü bir firma olmasından dolayı Türkiye'de de bu faaliyetine başlamak istedi. Ve 2016 yılı başına kauçuk bölümü kuruldu. Bu anlamda Deltagran ürünlerinin temsilciliği alındı ve bu da sektörde oldukça ses getirdi diyebiliriz. Bu ürünler dışında kendi üretimimiz, proses kolaylaştırıcılar, silikon emisyonlar, plastifiyanlar ve yine İtalya'da da distribütörü olduğumuz Versalis firmasının sentetik kauçukları ve diğer tedarikçilerden getirdiğimiz ham maddelerle birlikte ürün portföyümüzü kısa sürede genişletmiş bulunuyoruz. Süper haberle. Ve belli bir oyuncu olmak bizim hedefimiz. Vallahi öyle bir güzel anlattınız ki diliyoruz ki bu başarı daha da yükselerek bizlerle olsun. Çünkü Türkiye adına gerçekten büyük bir keyif. Dünya devi bir markanın Türkiye'de yerini alması ve oldukça hakim olması aslında. Burada peki hedef kitlenizi kimler belirlediniz? Özellikle tabii ki kauçuk sektörü. Özellikle otomotiv sektörü diyebiliriz. Onun dışında hortum, ayakkabı tabanı diyebiliriz, kablo diyebiliriz. Aklınıza gelebilecek beyaz eşya, birçok... Kauçuğun ve lastiğin olduğu her tabii yerde ki. Hemen hemen varız. Aynen, galiba. Aynen, kauçuğun olduğu her yerde varız. Kauçuk bölümü olarak tabii ki ben söylüyorum. Onun dışında Türkiye'de farklı departmanlarımız da var. İşte kozmetik, kişisel bakım, plastik, poliüretan, boya, yapıştırıcı gibi farklı departmanlarımızda bulunuyor. Süper. Burada fuarda kauçuk olarak yerinizi aldık. Evet. Konukları bu şekilde ağırlıyoruz. Aynen. Buradaki Türkiye'de yerinizi aldığınız Kadıköy'de de faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Evet. Bu hizmetinizden tüm Türkiye yararlanıyor tabii biliyorum. Tabii ki, tabii ki. Ve onu da geçerek aynı zamanda ihracata yönelik çalışmalarla da biz buradayız diyorsunuz aslında. Tabii ki. Peki bu terminde bir sıkıntı yaratmıyor mu? Kesinlikle. Biz İtalya'dan getiriyoruz birçok ürünümüzü ve çok hızlı bir şekilde sipariş tarihinden 2-3 hafta içinde malzeme gümrükte oluyor ve depomuzu hızlı bir şekilde çekiyoruz. Orada büyük bir avantajımız var. Özellikle uzak doğuya karşı. Bu bir avantaj olarak her zaman kullanıyoruz. Süper. Burada kuvvetli bir deponuzun varlığı tabii ki çok tabii çok ki. Önemli. Ve yapılan şey burada tabii dünya devi bir firmadan bahsediyoruz aslında. Hı-hı. Firmadan gelinerek sevgili buradaki firmalara da termin o şekilde süre veriliyor. Hı-hı. Ve hatta ondan da evvel galiba teslim oluyor. Ben de ya sonrası demek istiyorum. Bu ürünleri getirmek, sağlıklı bir şekilde termin süresinde teslim etmek çok önemli ama tabii ki. Sonrasında diyorum Aygenman Veronelli nerede? Biz tabii kısa zamanda belli bir yol aldık. Ürün portföyümüzü genişlettik. Hedefimiz bu sektörde bilinen, aranan, tanınan
öncü firmalardan biri haline gelmektir. Satışlarımızı arttırmak, hedeflerimize ulaşmak, ciromuzu yükseltmektir. Süpersiniz. Burada kauçuğun olduğu her yerde varız dedik. Bu bir ham madde olarak bizlere mi geliyor yoksa değişik şekilde mi oluyor? Tabii kauçuk üretimi için farklı ham maddeler ve ana polimeri kauçuğu birleştirmeniz gerekiyor. Ham madde olarak biz tedarik ediyoruz. Kauçuk ve ham maddeleri olarak onu üretici firmalara tedarik ediyoruz. Aynen. Ve gerekli yerlere tekrardan dağılım gerçekleşiyor. Aynen öyle. Galiba. Aynen öyle. Peki burada Agenman Veronelli olarak 2006'dan beri ve onu da geçerek 2010'dan beri yani sürekli yeni yeni projelerle hep bir var oldunuz. Peki evet. Buradan öncelikli olarak Sayın Kurucumuz Çağdaş Çağrı Beyefendi'ye, sonrasında o görünmeyen kahramanlara, A'dan Z'ye emeği geçen tüm kardeşlerimize de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Başarılarının daim olmasını dileyerek diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Teşekkürler. Dünyada ve bir markanın Türkiye'de var oluşu. Gerçekten Türkiye iyi bir pazar bu doğrultuda ve bu pazarı da çok iyi kullanarak kadronuzla birlikte hakim olduğunuzu gözlemliyoruz. Ve bu başarının ilerleyen yıllarda da bizlerle olmasını dileyerek soruyoruz. İleriye yönelik hedefler neler? Belirttiğim gibi yani kauçuk sektörü için konuşayım ben. Aranan bir firma olmak, çözüm partneri olmak, ürün portföyümüzü genişletmek, satışlarımızı arttırmak. Öncü firmalardan biri olmak bizim hedefimiz. Süper. Biz de diliyoruz ki bu hedef her zaman bizlerle olsun. Gülen yüzünüzle birlikte. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, TÜYAP'tan, Fuar'dan Agenman Veronelli firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.